İzmir Can Suyu Çiftliği'nden herkese selamlar. Videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir ay önce Danimarka'ya gidilmişti. Holstein, Jersey gebedüve seçimi yapılmıştı. İşte o gebedüveler dün yola çıktılar. Ülkemize doğru geliyorlar. Şu anda da ekip olarak Can Suyu Çiftliği'ndeyiz. Çok yoğun bir çalışma var. İşletme müdüründen tutun hekimine kadar biz de onlara eşlik ediyoruz. Gelecek olan hayvanların yeri bitmek üzere. Zaten 3 günleri var, 4 günleri var yolda. 3-4 günde kalan eksiklikler tamamlanmaya çalışılıyor. Şu an inşaat ustalara bile burada harıl harıl çalışılıyor. Ben de sizlere göstermek istedim. Danimarka'dan gelecek olan Jersey'lerden çok az miktarda kaldı. Zaten oradan video çekmişti Sercan, annelerini göstermişti, pedigrilerini göstermişti. Danimarka'nın en iyi işletmesinden bu hayvanlar seçildi. Çünkü Can Suyu Çiftliği marka olarak gerçekten çok iyi bir işletme ve kendini böyle şeylere riske atmaz. Şimdi Avrupa'da kötü hayvan yok mu? Var. Bu hayvanlar seçiliyor. En son kalan hayvanlar ucuz bir şekilde işte böyle ithalatçılara veriliyor. Can Suyu Çiftliği kesinlikle bunu yapmadı. Gitti zaten gördüğünüz Sercan'ın böyle bulut gibi gebedüvelerin içinden 88 adet seçtiğini kendi gözlerinizde gördünüz. Pedigrilerinde gördünüz. Burada da göreceksiniz. Bunun üzerine herkes ne yaptı? 5 tane, 10 tane, 15 tane, 20 tane satın alarak, ön ödemesini yaparak Can Suyu Çiftliği'ne hayvanlar daha gelmeden işini garantiye almış oldu. Dediğim gibi çok az miktarda Jersey gebedüve kaldı. Almak isteyen varsa numaram şeyde var, videonun başında var. Oradan ulaşabilirler. Şimdi kamerayı döndürelim. Bakalım bu gebedüveler nereye gelecek? Bu arada Holstein de geliyor. Bayağı bir Holstein. Onlardan da gelip alabilirsiniz. Gelince zaten sizlere göstereceğim. Dediğim gibi şimdi kamerayı bir çevirelim. Hayvanların girecek olduğu yeri sizlere bir göstereyim ve yoğun çalışmayı da hep birlikte bir görelim. Gebedüvelerin gelecek olduğu yere doğru ilerliyoruz. Burası yeni yapıldı, bitmek üzere. Şu anda teşekkür ediyorum Serdar Bey. Serdar abi işletmenin müdürü. O da böyle dört dönüyor. Hazırlıklar var. İşler yoğun. Ustalarımız var. Toparlıyorlar buraları. İşte gelecek olan gebedüveler yeni yapılan bu yere girecekler ve buradan gelip hayvanınızı teslim alabileceksiniz. Bu arada çok güzel gözüküyor. Böyle tertemiz, daha hiç kullanılmamış. Hep böyle kalsa değil mi? İşte ne var burada? Bakın her şey hemen hemen bitti. Sadece bir toparlanması kaldı buraların. İşte bu yerde görmüş olduğunuz malzemelerin toparlanması kaldı. Birkaç güne zaten burası böyle bomboş hale gelir. Hayvanlar da geldiklerinde rahat etmiş olurlar. Bakın yataklıklar montajlandı. Bu arada galiba karşı taraf. Evet, karşı tarafa geçelim. Hayvanlar oraya girecek. Burası iki taraflı bir yer. Şuradan geçebiliyor muyuz? Şöyle ilerleyelim. Şöyle de çekeyim. Bayağı büyük bir yer burası. Dört tane robot, sağım robotu da kurulacak buraya. İlerleyen zamanlarda burası sağmal bir yer. Robotik bir işletme haline gelecek. Eyvah eyvah. Videoyu kesmiyorum. Birlikte gidelim. Öyle yürüyüş yapmış olalım. Evet, şuradan şöyle girelim bakalım. İşte buraya gelecekler. Fazlasıyla yeter zaten burası. Tek tarafı diye düşünüyorum. Yataklıklar serildi. Bakın. Görüyor musunuz? Hayvanların betona basacağı bölüm bile yok burada.
Burası yatak. Bunlar da en kalitelisinden bu arada. İthal. Böyle eskiden biz alırdık. Tahta gibi. Beton gibi böyle. Yani betonla yataklığın bir farkı yoktu. Ben ilk İzmir'e geldiğimde buradaki yataklıkları gördüğümde mesela çok dikkatimi çekmişti. Çünkü yumuşaktı yani. Ben az önce orayı çektim sizlere. Ben de diyorum çekim yaparken yani bayağı bir karışık buralar. Meğerse burasıymış hazırlanan yer. Baksanıza. Bölmelere, kilitlere, tertemiz. Burası bitmiş canım zaten. Üç güne de gerek yok yani. Bayağı bir hazırlanmış. Böyle ilerledikçe de tabii ki de her zaman söylediğim gibi gururlanıyorum. Ülkemizde yani böyle işletmelerin olması fazlasıyla gurur verici bir şey. Sayıların da artmasını diliyorum Allah'tan. Allah da herkese nasip eder böyle işletmeler. Robot savun makinelerinin girecekleri yer buralar. Görüyorsunuz yapılmış. Tabii şu anda Gebedüve geliyor. İnek ilerleyen zamanlarda buraya girecek. Çok güzel. Şöyle boydan boya çekim yapayım bakın. Suluklar takılmış. Yataklar serilmiş. Bölmeler takılmış. Çok güzel. Şimdi gelen hayvanlar 3 günlük yoldan, 4 günlük yoldan geliyorlar. İlk geldikleri zaman tabii ki de böyle karınları, kasıkları birbirine geçmiş oluyor. Ama buraya geldikten sonraki inanılmaz değişimi hep birlikte göreceğiz. Çünkü burada çok iyi bakılacaklar arkadaşlar. Hepsi böyle edine buduna dolgun, gösterişli hayvan haline gelecek. Hatta bir düşündüm yani ilk geldikleri zaman çekmesem mi? Çünkü buradan Trabzon'a bile hayvan gönderiyoruz. Hayvanın karnı kası birbirine geçmiş oluyor. Ta nereden buraya hayvan gelecek? İster istemez hayvanlar böyle bir karınları, kasıkları birbirine geçmiş olacak. Ama ben yine şeffaflığıyla sizlere göstereceğim. Avrupa'dan hayvan geldiği zaman durumları ne şekilde oluyor ve her gün ne hale geliyorlar hep birlikte görmüş olacağız. Durumlar da bu şekilde. Yerimiz hazır, hayvanlarımız yolda. Zaten birçoğu jerseylerim verilmiş. Biz hazırız artık. Ne diyeyim? Hayvanları bekliyoruz. Bizden hayvan alanlara da hayırlı olsun. Böyle ön ödemesini yapanlar arıyorlar nedir ne değildir durum diye soruyorlar. Onlar da çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl bir görüntü olacak burada. Merakla bekliyoruz. Çıkışı da şöyle yem yolundan yapalım. Şuralar bakın ne güzel. Hayvanların yem yeneceği yer. Nasıl bir malzemeden yapılmış bu? Kalın bir boya. Böyle şöyle kırılmıyor. Kavuçuk gibi. Çok güzel. Sağlı sollu. Hayvanlar yemini yiyecekler. Çok güzel. Ben Cansuyu çiftliğine geldiğimde buranın daha temelleri böyle atılıyordu. Daha yeni yeni böyle makineler çalışıyordu. Düzlüyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Yaklaşık ben gelmeden bir ay öncesinde başlandıysa bir 9 ayda bitti diyebiliriz yani. Evet, ekip gidiyor. Dara Bey ile görüşeceğiz. Benim de katılmam gerekiyor bu görüşmeye. Vay, İbrahim abi de burada. Kardeşim hoş geldin. Sen nasılsın? Kardeşim merhaba abi.
Sürekli soruyorsunuz ya Cansu çiftliğinde ön ödemeyi nereye yapıyoruz diye. Gire bir göstereyim, tam üstüne geldim. Merhabalar, merhaba. Evet. Merhaba İbrahim abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sen de iyisin. Evet, ön ödemeleri sen alıyorsun. Allah işiniz gücünüz rast getirsin, evet doğrudur. Ön ödemeleri ben alıyorum. İşte İbrahim abi. Şirket hesabına. İbrahim abi de gördünüz, Cansu çiftliğinin muhasebecisi. Eyvallah. Zaten birebir hemen sana aktarıyorum, arıyorlar seni aynen, ödeme yapma için aynen, aradık aynen. diye. Teşekkür ederim. İbrahim abi de görmüş oldunuz. İşiniz rast gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Sonra ben ona göre bulacağım. Yer bitti ya. Bitti mi? Diğer tarafa girdim ben önce. Bakıyorum ya yataklıklar yok. 3 günde nasıl montaj olacak? Yani yapmaya başlamışlar. Dedim herhalde yetişir. Mersin diğer tarafmış ya. O kadar büyük ki orada bile kayboldum. Yerimiz hazır yani. Çok güzel. Ben çok beğendim. Muhtemelen siz de beğenmişsinizdir. Tertemiz. Hep öyle kalsa ya. İnşallah. Şimdi Dara Bey'le görüşmeye gidiyoruz. Bakın süt. Süt tankeri gelip gidiyor. Cansu çiftliğinin yaklaşık yani 40 tona yakın günlük sütü var, öyle söyleyeyim. Süt ortalaması çok yüksek. Bu ara 41-42 litrelerden gidiyor sürü ortalaması Holstein'lerinin. Evet, gidebiliriz arkadaşlar. Dara Bey'le görüşmemiz bitti. Şimdi Holstein bakmaya gelen birileri var. En son Hakan Hocam yol tarifi yapıyordu onlara. Ama gelmiş olmaları lazım. Ben biraz geç çıktım. Diğerlerini kaybettim diyebilirim. İşletmede birilerini kaybetmede ustayımdır bu arada. Ama bulacağız. En son ofisin önündeyiz dediler. Neyse ben ekibi bulayım da arkadaşlar. Yunus. Hakan Bey nerede? İsteysen yan tarafa geçtiler abi. Yan tarafa mı? Geldi misafirle? Geldim. He? Yukarıda bir tanesi. Geleri alalım, hayvanlara bakmamız. Yunus stajyer olarak Cansu'ya gelip burada kalan arkadaşlarımdan bir tanesi. Çok da iyiydi. Gidelim mi? Sen de oraya mı gidiyorsun? Ben de oraya gidiyorum. Valla işim rast gitti ha. Hayvanlar burada. Hekimimizi de göstereyim size. Listeyi aldı eline. Hemen sahaya bir giriş yaptı. Cebrail Bey de burada. Böyle bir örneğin geçeceğim de ses yapmak için. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Şöyle geçelim mi? Çok ses var da. Şey, traktör alayım da hayvanlar kilidi alacağım. Öyle mi? Evet. Geliyorum. Şuraya geliyor hayvanlar. Hayvanlar buraya geliyorlar. Haydi. Eyvah eyvah eyvah, yapma be abi ya.
5 dakikada Beşiktaş. Hemen hallettin işleri ha. Tabii ki. Siz geldiniz sonuçta. Akşam saat 5. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Erken gelemiyoruz değil mi? İlla senin iç çıkış saatine denk geliyoruz. Yok, 6'dan sonra 6'ya kadar sıkıntı yok, 6'dan sonra. Öyle mi? Yani. 7.30'da bindirme var. Bugün? He. Vallahi. Gerçek. Vallahi. Yok ya. En sonki olaydan sonra daha yapmıyoruz öyle şeyleri. En son 6'da dedin ama 8.30'da. Ne yapalım abi? Adamlar zor geldi. Buyur Yunus kardeşim. Yeni veteriner işimiz. Nasıl olacak mı bu Yunus'tan? He? Yunus kral adam. İyi adam ya. Ben seviyorum Yunus'u. Çok seviyorum ben Yunus'u. Vallahi billahi ya. O beni şey yapmıyor ama haz almıyor benden ama ben çok seviyorum. Öyle mi? Yalan söylüyor. Ya, ya niye Yunus seni niye sevmesin canım? Veteriner hekim olarak göz bebeğim. Öyledir. Kendisini çok severim. Arada bir... Yani iyi olmasa da bazen... Öyle olur abi. Olacak o. Sinirleneceksin tabii. Ama sevdiğin için vallahi çok uğraşıyorum senden. Ama işte kıymetimi bilmiyor. Bu arada yeni kukuletan çok güzel ha. Teşekkür ederim. Hava sabah soğuk oluyor. Soğuk değil mi? Yeni tıraş oldum. Kaybetmeme içinde kafamda gezdiriyor. İyi bakalım. Evet, hayvan bakılıyor. Beğenilirse seçilecek. Seçilirse yüklenecek gibi gibi. Herkese günaydın. Aradan birkaç gün geçti. En son Cansuyu çiftliğinde gelecek olan hayvanların yerini gösteriyordum. Ve hayvanlar geldi. Şu an tırlar içeride. Hemen üstümüzü başımızı giyelim. Tulum giyineyim mi? Yok, giyinmeyeyim değil mi? Acelemiz var bakın. Sercan. Tırlar şurada bir yerdeydi. Ha şurada. Neyse ben de giyineyim galoşlarımı. Gidelim. Herkes burada ya. Bayağı kalabalık. Güzel. Hadi ol. Hadi ol. Sen de bir yalnız lazım. Baş edemeyiz burada. Çivi var, hayvanlar hayvan orada. Tır giremedi buraya arkadaşlar. Oradan oraya geçecekler. Yapacak bir şey yok artık. Hayvanları indirmeye başladık. İki bölmesini indirdik. Şu an üçüncü bölmeyi indiriyoruz. Üst katı. Hayvanlar dört günden beri yoldalar. İster istemez böyle karnı kasıklar birbirine geçmiş oluyorlar. Böyle geliyorlar. Bunları 20 gün sonra tanıyamıyorsunuz. Bir ay sonra tanıyamıyorsunuz. Çok iyi baklıyorlar tabii, buradaki şartlar daha iyi. Karantinadan bir de geliyorlar. Direkt evlerinden değil. Karantina merkezinden çıkıp geliyorlar. Gelenler gibi yabani değil. Kameralara konuşalım lütfen.
Amerika'dan gelenler gibi yabani değil hayvanlar bize. Amerika'dan gelenlerin psikolojisi bozuluyor denizde. Evet. Okyanus açmak kolay mı ya? Yok ama gerçekten hayvanlar çok. Arada ölenler oluyor işte. Köpek balıklarını atıyorlar, onları görüyorlar. Evet. Az önce adam bir şey dedi sana. Böyle baktın. Bana mı dedi? Yok bana demedi. Göndereyim mi demek istiyorsan İngilizce? Open the door diyor. Açayım mı kapıları diyor. Sen bakıyorsun. Evet. Slow slow forward. Ondan sonra slow slow come back. Sen evet. Bırakma yani. Yavaş yavaş ileri gidecek. Yavaş yavaş geri gidecek. İlla İngilizce mi konuşayım yani? Deseydin in aşağı kardeşim. Hemen şuradan alayım onu. Bıraksaydın. Yanaştırdım. Yok bence gayet iyi oldu ya. Hemen gelip gidiyorlar. Geliyor mu? Evet kızlar. Atom. Bak bak. Bak Atom'a bak. Şşt. Hemen hazırlıklar yapıldı daha hayvanlar gelmeden. Şu anda bütün ekip burada görüyorsunuz. İşletme müdüründen tutun. İşletme hekimi, bütün çalışanlar, herkes burada. Veterinerler içeride hemen topallık falan var mı diye bakıyorlar. Böyle bir yürütüyorlar. Bu arada ilk defa, evet, ilk defa bu hayvanlar geliyor buraya. Yer çok güzel, çok temiz. Can suyuna da hayırlı olsun. Buradan da sizlere hayırlı olsun diyelim. Şimdi bu hayvanlar geldikleri işletmelerde evet çok güzel bakılıyor ama karantina şartları, yol şartları tabii zorlu geçiyor. İster istemez hayvanlar kilo kaybediyor. Şimdi Instagram'da paylaşıyorum mesela hayvanlar böyle etlenmiş, butlanmış. Onlar karantinası bitmiş yani Türkiye'de, ülkemizde. Şimdi bunlar burada en iyi şekilde bakılacaklar. Çok hızlıca bir kilo almaya başlayacaklar. Ne kızım ne? Nereye geldiniz siz? Yürütüyorlar, bakıyorlar. Tabii ki kontrol ediliyor. Ben diğer tırın yanına gidiyorum. Onu da şimdi bak işte bak öyle teker 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 ip gibi baktırıyor onları. Hepsi yürütülüyor. Sayılıyor. Aynı zamanda da. Masai Mara. Muson yağmurlarının gelmesiyle. Çok güzel bir ortam. Kızlar. Evet bir tır tamam galiba sayısı. Eksiklik yok, sakatlık yok. Hayvanlar güzel koşuyor.
Eğer böyle yürüyemez şekilde işte topallayan, ağır bir şekilde topallayan olursa ona da tutanak tutuluyor aynı zamanda. Bildiriliyor. Veya bu hayvanlar şimdi gebelik kontrolünden tekrardan geçecekler. Boş çıkan olursa içlerinde o da bildiriliyor. O da iade ediliyor. Yani böyle şeyleri de var Avrupa'dan almanın. Kesime gidiyor. Parasının üstü alınıyor. Öyle bir şeyler oluyor yani. Evet, evet. Çok güzeller ya. İkinci tırı da boşaltıyoruz. Holsteinler de 2 güne burada olurlar. Onlar 2 gün geç çıktı bunlardan yola. Herkese günaydın. Bir ertesi gün oldu. Bugün günlerden pazar. Çok yoğun bir haftadan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi jerseyler geldi. Yerlerine girdiler. Bir ay boyunca Cansuyu çiftliğinde kalacaklar. Ondan sonra sizlere dağıtılacaklar. Siparişler gelmeye devam ediyor. Zaten birçoğu satıldı. Çok az bir şey kaldı. Sercan da hemen Danimarka'ya gitti. Şu an uçakta kendisi. Yarın tekrardan bir jersey seçimine başlayacak. 180-190 tane kadar, adet kadar seçime başlayacak. Holsteinler ne durumda soruyorsunuz. Onlar da yola çıktılar. Dün değillerse günü. Şu anda onlar da yolda. Dediğim gibi çok yoğunluk var. İşte biri geliyor, biri gidiyor. Aynı zamanda sevkiyat yapıyoruz. Instagram'dan takip edenler bilir. Seçim yapıyoruz. Kadir abi yolda. Herkes yolda izle. Kadir abi de birazdan gelir. Instagram'da yine paylaşım yapacağım Kadir abi. Ona da bir saatlik yolu kalmıştı en son görüştüğümüzde. Benim de Trabzon'a gitmem lazım. Gerçekten çok yoruldum. İlk defa bu kadar zorladım kendimi. Uyku problemleri olmaya başladı bende. Uyuyamıyorum düzgün bir şekilde. Bir Trabzon'a gidip birazcık istirahat etmem gerekiyor. Trabzon'da da çok güzel çalışmalar var. Şu anda bir 20 tane kadar düve göndereceğiz oraya. Zaten gitmişti. Şu anda yaklaşık 17-18 tane düve var işletmede. Bir 22 adet kadar daha gidecek. Sonra bir 10 tane daha gidecek derken 50 tane Amerikan Jersey düveleri oraya koyacağız ve yetiştirmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Trabzon'a gittiğimde güzel videolar olacak inşallah. Yem karma makinemiz de geliyor. Artık babam yem karmadan kurtaracak kendini. Neyse Holsteinler'e de bakalım. Karantinadan görüntüler gelmişti. Yola çıkmadan önce tıra bindirilirken. Ondan sonra videoyu bitiririm. Hep birlikte bir izleyelim bakalım. Yola çıkan Holsteinlerden sizlere kısa kısa göstermeye çalıştım. Toplamda 170 civarlarında bir Holstein geliyor Danimarka'dan. Gelince zaten burada detaylı çekim yapacağım. Gelmiş olan Danimarka jerseyleri de detaylı çekeceğim ama dediğim gibi yani çok böyle bir oradayız bir buradayız sürekli bir yerlerdeyiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Düzene girecek inşallah. Daha detaylı daha güzel videolar sizlerle paylaşacağım.
Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.